Özbekistan'daki Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi ile Taşkent'teki baskı mağdurlarının anısına devlet müzesi, birlikte Azerbaycan ve Özbekistan halklarının baskı trajedisi, tek tarih, tek kader konulu uluslararası bir konferans düzenledi. Etkinliğe Azerbaycan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganira Paşayeva başkanlığındaki bir Azerbaycan heyeti katıldı. Din adamı tüm şehitlerin ruhları için dua etti. Müze müdürü Profesör Bahtiyar Hasanov konukları selamlayarak kurumun tarihi hakkında bilgi verdi. Müzenin 1 Mayıs 2011'de eski Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Karimov'un kararıyla kurulduğunu söyledi. Özbekistan'daki baskı 1920'lerden 1950'lerin başına kadar sürdü ve müze mahkumların öldürüldüğü bir alana inşa edildi. Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, Azerbaycan ve Özbekistan aydınlarının, bilim, din adamlarının, şairlerin, yazarların, aktif vatanseverlerin aynı kaderi paylaştığını, bozkırlara sürgüne gönderildiğini ve vurulduklarını söyledi. Azerbaycan'da 30 yılı aşkın süredir devam eden baskı halkımızın gen havuzuna ağır bir darbe vurdu. 10 Ağustos 1937'den 1 Ocak 1938'e kadar yaklaşık 5 ay boyunca Azerbaycan'dan 10.700 kişinin sürgün edildiğini söyledi. Bunlardan 3.613'ü öldürüldü ve 7.087 aydın ise 8-10 yıl hapiste yattı. Müzenin önde gelen araştırmacısı akademisyen Naim Kerimov, Özbekistan'ın tanınmış aydın, şair ve yazarlarının Uzak Sibirya ve Kazakistan'a sürgüne gönderilerek vahşice öldürüldüğünü söyledi. Milletvekili Ganila Paşayeva yaptığı konuşmada Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan 100 bin kişinin sürgüne gönderildiğini söyledi. Hüseyin Cavit, Mikail Müşfik, Ahmet Cevat, Fitrat Botu, Abdullah Kadiri, Osman Nasir ve Özbekistan'dan yüzlerce aydın öldürüldü. Özbek edebiyatının bir klasiği haline gelen şairimizin Manguberdi, Mirza Uluk Bey, Taşkentname, şiirini yazan Maksut Şehzade gibi dramları baskı makinesinden geçmiştir. İstanbul'da üniversiteden mezun olan Özbek bilim adamı Halit Said Hocaev, Bakü'den Özbekistan'a gelmek istedi ve ana vatanına dönmesine izin verilmedi. Ancak daha sonra tutuklandı ve öldürüldü. Halit Said Hocaev, Mahmut Kaşgari'nin Divani Lugati Türk'ünü Azerbaycanca'ya çevirmişti. Azerbaycan Kültür Bakanlığı Daire Başkanı Akif Marifli, 1920'den 1950'ye kadar 250 bin kişinin Azerbaycan'dan Sibirya ve Kazakistan'a sürgün edildiğini kaydetti. Ayrı ayrı 150 bin aydın Kazakistan'a sürüldü. Çoğu öldürüldü. Ardından konuklar ve katılımcılar müzeyi gezdi. Murat Zirkullayev, Özbekistan'daki baskı kurbanlarının anısına devlet müzesi müdür yardımcısı. Bugün Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi ve Devlet Baskı Kurbanlarını Anma Merkezi, Azerbaycan ve Özbekistan halklarının baskı trajedisi, tek tarih, tek kader başlıklı uluslararası bir konferans düzenledi. Konferans Azerbaycan ve Özbekistan halkıyla baskı konusunu gündeme getiriyor. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok önemlidir. Zamira Raimova, Özbekistan Ulusal Üniversitesi Profesörü. Bugünkü etkinlik halklarımızın tarihine adanmıştır. Görüşmede Azerbaycan ve Özbekistan'a yönelik baskı konuları gündeme geldi. Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi'ne ve baskı kurbanları anısına devlet müzesine bu etkinliği düzenlediği için şükranlarımı sunuyorum.